Merhaba, ben Gökhan Bora. Bir önceki videoda tanıttığım parçalarla 18 santimetre bir yarış quadcopter yapacağım. Hemen zaman kaybetmeden parçaları birleştirmeye başlıyorum. Parçaların tanıtımını önceki videoda yapmıştım. Bu yüzden şu anda hangi parçaları kullandığımı tekrar söylemeyeceğim. İlk olarak motorları frame'in üzerine, gövdenin üzerine vidalayacağım. Tüm motorları vidaladım. Şimdi ikinci olarak ESC'yi yerine yerleştireceğim. ESC'yi yerleştirmeden önce ESC ile ilgili yapacağım şeyleri planlamam lazım. Hangi kablolarla emleyeceğim bunu düşünmem lazım. Öncelikle güç sağlayacak olan pilin bağlantısını yapacağım kabloyu lehimlemem lazım. Bir bu. İkincisi şu vericinin kablosu. Yani bu vericim, bu da vericimin bağlantı kablosu. Bunu lehimleyeceğim. Üçüncü olarak kameram. Şu kameranın kablosu bu. Kamerayı lehimleyeceğim. Dördüncü olarak alıcının voltaj sensörünü. Yani şu tek kabloyu lehimleyeceğim. Bir de 1000 mikrofarad 25 voltluk bir tane kondansatör lehimleyeceğim. Hemen zaman kaybetmeden başlayayım. Daha kolay olması için şu kabloları birbirlerine sarıyorum. Son olarak alıcının voltaj sensörü kablosunu lehimleyeceğim. Şöyle yakından göstereyim. Verici, kamera, alıcı bağlantılarını yaptım. Pil bağlantısını yaptım, yani lehimledim. Şimdi buraya, şu bölmeye birazcık silikon sıkacağım. Çünkü şuradaki hareketten dolayı zamanla buradaki lehimlerin kopma ihtimali var. Aynı şekilde bu bölüme, şuraya pil taktığımız zaman da her seferinde takıp çıkarırken gerginlik oluşacağı için tehlikeli olabilir buradaki kopmalar. Bu nedenle buraya ve şu alt tarafa silikon sıkacağım. Biraz sıcak silikon sıkıyorum. Soğumasını bekliyorum. Bu arada alt tarafı biraz sıkalım şuraya. Şimdi ESC'yi frame'in üzerine, gövdenin üzerine yerleştirebilirim. Ön taraf burası olacak. Bu nedenle pil bağlantısı arkaya geleceği için bunu böyle takıyorum. ESC'nin yanında gerekli bağlantılar geliyor. Aralayıcılar, vidalar geliyor yanında. Ekstra bir şey satın almanıza gerek yok. Şimdi motorları ESC'ye lehimleyeceğim. Birlikte yakından bakalım. Motorları lehimledim. Motorların kabloları gördüğünüz gibi gergin değiller.
Tabi bunları en sona şöyle sabitleyip siyah elektrik bandıyla etraflarından bir tur geçerim artık şöyle. Şimdi geldik kontrol kartına. ESC'nin yanında şöyle bir kablo geliyor arkadaşlar. Bu kabloyu kesip uçlarını kontrol kartına benim yaptığım gibi lehimlemeniz gerekiyor. Sıralaması mavi, sarı, turuncu, yeşil. Alt taraftan da artı ve eksiği lehimledim. Hangisi artı, hangisi eksi şu sol tarafta yazıyor. Eksi, artı, S sinyal yani. Bu lehimleme işlemini yaptıktan sonra tek yapmam gereken şu bağlantıyı şuraya yapmak. Şimdi bunu buraya vidalayacağım. Vidalar plastik olduğu için çok sıkmıyorum. Bir hata yaptığımı fark ettim. Üst taraftan bakınca pek belli olmuyor ama ön taraf bu taraf. Şöyle alttan daha net belli oluyor. Altını çevirince fark ettim ben de. Ön taraf bu taraf ama pil bağlantısını, pil girişini ön tarafa doğru konumlandırmışım. Bu hatalı. Bunu arka tarafa almamız lazım. Çünkü ön tarafa kamera gelecek. Pil bağlantısı arkadan yapılacak. Bunu düzeltmek için sadece bunun çıkarıp yerini değiştirmem gerekiyor. Şimdi videoyu burada sonlandırıp komple ters çevirip tekrar video kaydını başlatacağım. Şimdi geriye kalan işlemler bunların konumlandırılması. Yani kamerayı, vereceği konumlandıracağım. Üst plakayı yerleştirip bir yer temini, yer tahsisi yapalım daha doğrusu. Şu alıcımız. Alıcıyı arka tarafa alıyorum. Alıcıyı ESBAS ile bağlayacağım için şuradaki ESBAS portuna bu girişi takıyorum. Alıcıyı buraya konumlandırıp yapıştıracağım. Bir de zip tie geçireceğim. Verici. Görüntü vericisini ise şuraya iç tarafa yapıştıracağım. Şu şekilde. Kamera kalıyor geriye. Kameranın zaten yeri var. Bunu da buraya taktığım zaman İşimin çoğu bitmiş olacak. Bunları yapmadan önce vericiyle kamerayı birbirlerine lehimlemem gerekiyor. Şimdi şu kameranın kablosu alttan şöyle görünüyor. Kameranın kablosu üzerindeki sarı sinyal kablosu yani görüntü sinyali bu sarı kablo üzerinden aktarılacak. Bu da vericinin kablosu. Vericinin sarı kablosu da görüntünün gireceği bölüm. Gireceği kablo. Yani görüntü sinyali buradan vericiye aktarılacak. O zaman kameranın görüntü sinyali ile vericinin görüntü sinyalini birbirlerine lehimlemem gerekiyor. Verici de yaklaşık şu konuma gelecek. Şuradan tekrar ölçelim. Kameranın kablosunu şuradan kesiyorum. Biraz makaron keseceğim. Şu parçadan hemen bahsedeyim. Bu parça arkadaşlar bilgisayarlar için üretilmiş ısı iletkenliği yüksek olan plastik gibi bir parça. Plastik değil sanırım. Ben bunu vericinin üst bölmesi ile
Plaka arasına yerleştireceğim. Bu sayede verici ısındığı zaman ısı üst plakanın tamamında yayılacak. Şimdi buna uygun miktarda kesiyorum. Şunu çıkarabilirim. Rahat rahat şurada çalışalım. Bir de anten için plastik kelepçe kullanacağım. Amacım şu oynamaya engel olmak. Bunlar da zaten 100 tanesi 1-2 lira. Hani istediğim zaman anteni değiştireceğim zaman bunu kesip yenisini takabilirim. Oynama hiç olmuyor şimdi. Böyle olacak arkadaşlar. Bir de alıcı için çift taraflı bant keseceğim. Bu yapıştırma işleminden önce tam net olarak alıcıyı konumlandıracağım yeri belirlemem gerekiyor. Şimdi konumlandırırken bu antenlere dikkat etmek lazım. Çünkü antenleri konumlandırdığınız yerin tehlikeli olmaması lazım. Pervaneler antenin kablosuna değerse bu kabloyu koparır ve kırma neden olur. Anteni şu şekilde takarsam, pardon, alıcıyı böyle takarsam anten için uygun olacak mı? Evet, antenleri de bu şekilde takarım. Şu çapraz bölümlere zip tie geçirerek. O zaman şu yapıştırıcıyı artık yapıştırabilirim. Son görüntüsü değil tabi ama genel olarak böyle bir şey olacak. Yine göstereyim. Bir insan elinden biraz büyük. Antenler şu şekilde çapraz. Şöyle çapraz yapacağım. Pervaneye değme ihtimaline karşı bunu arka taraftan geçiriyorum. Şöyle bir şey olacak. Şu anda verici kablosunu takmadık. Verici kablosu burada. Bunu takacağım. Cımıza taktım bunu. Uzun plastik kelepçelerden alalım. Şuradan geçireceğim bu şekilde. Buradaki silikonun soğumasını bekledim. Silikon soğudu, buz gibi oldu. Bunlar gayet sağlam oldu. Bütün işlemleri tamamlandı diyebiliriz. Şimdi bu antenleri sabitleyeceğim. Sabitlemek için de biraz makaron kullanacağım. Şöyle bakalım.
Fazlalıkları kesiyorum. Şimdi komple baştan sona bir kontrol edelim. Motorların kablolarını sallanmasınlar diye şuradan bant diyeceğim. Hepsininkine. Antenler gayet iyi oldu. Olması gerektiği gibi oldu. Buradaki pervanelerin bu antenlere değme ihtimali yok. Kameranın yerinden çıkma ihtimali yok. Çünkü zaten kamera için bir bölme yapmışlar. Oraya oturttuk. Vericiyi iki tane farklı plastik kelepçeyle sabitlediğim için onun da çıkma ihtimali yok. Pil girişini silikonla sabitledik. Şu kablolar sarkmayacak kadar kısa kesildi zaten. Ki bunlar da silikon kablo olduğu için bunlar çok esnekler. Şurada boot pinleri var. Bunları lehimledim. Boot pinlerini lehimlediğim zaman şuradaki gibi siyah vida buraya uymadığı için daha küçük beyaz bir vida taktım. Alıcıya çift taraflı bantla yapıştırdık. Şöyle bir şey var. Burada çift taraflı bandın bu tarafı zamanla tozlanacaktır. Çünkü burası da yapışkan gördüğünüz gibi. Gayet güzel oldu. Pili de iki şekilde konumlandırabilirim. Üst tarafa da takabilirim. Üst tarafta çünkü bayağı geniş bir alan boş. Pili şöyle üst tarafa takabilirim. Bağlantıyı da şöyle yaparız. Gayet iyi olur. Veyahut alt tarafa takabilirim. İki şekilde de uçurabilirim. Bunu uçuş anında, uçuş sırasında karar veririm. Şimdi bunun için bir şey yapmaya gerek yok zaten. Şimdi motorların kablolarını sağlama alalım. Şimdi bunlarda biliyorsunuz 500 gramın üstüne çıktığı zaman bunların ağırlığı, toplam uçuş ağırlığı yani pil kamera dahil bunların kayıt altına alınması gerekiyor. Ben biraz da bu nedenle küçük quadcopter yapıyorum. Artı olarak küçük olduğu zaman uçurabileceğiniz alan daha rahat bulunuyor. Güç olarak zaten bunlar da üzerlerinde 2 tane kamera, hatta belki 3 tane kamera taşıyabilecek kadar güçlüler. Şu OCD kablosu, OCD tuşları burada. Kameranın yan tarafında OCD girişi var. OCD kontrolü aslında, OCD değil de bu. Kameranın ayarlarını falan yapmak için, kameranın üzerine, daha doğrusu görüntünün üzerine yazı yazmak için kullanılıyor. Uçuştan önce şu bağlantıyı yapıp ayarları yaptıktan sonra uçuşa başlayabilirsiniz. Bunu neden söylüyorum? Şimdi uçuş zamanınıza göre kamerayı ayarlamanız gerekir. Örneğin akşam üzere ya da hava hafiften karardığında uçuş yapacaksanız buradan ayarlarını değiştirmeniz gerekiyor. Öğlen ışığın en fazla bulunduğu zaman yapacaksanız farklı bir ayar yapmanız gerekebiliyor. Bunun için böyle bir quadcopter yaptığınızda, böyle bir kamera aldığınızda yanındaki parçayı da her zaman quadcopter'la birlikte gezdirin. İşimiz tamamlandı. Bununla ilgili yapacağım şeyler, yazılımsal şeyler kaldı. Üzerindeki ESC'nin yazılımını güncelleyeceğim. Kontrol kartının yazılımını güncelleyeceğim. Kontrol kartının ayarlarını yapacağım. Pervaneleri takıp uçacağım. Pervaneler takalım. Bakalım nasıl gözükecek. Yazılım ayarları dışındaki işimiz bitti. Görüntü gördüğünüz gibi gayet güzel, gayet küçük. ...500 gramın altında olduğu için kaydının yapılması gerekmiyor. Bir sonraki videoda bunun dediğim gibi yazılım ayarlarını göstereceğim.